Öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Din Görevlileri Haftası'nın önce alemi İslam'a, ülkemize ve ilçemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu yıl temanın okuma olması, camileri kitapta buluşturması bizim için ayrıca bir mana ifade etmektedir. Biz öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığımızdan beklentimiz şu yönde olsun. Ana kaynak Kur'an olmak kaydıyla milletin okuyabileceği kitapları özellikle cami kütüphanelerine kazandırmasını hasreten başkanlığımızdan bekliyoruz. Çünkü cemaatimiz bu konuda biraz duyarsızlaşmıştır. Bunu duyarlı hale getirmek için ilk adımı başkanlığımızın atması, ondan sonra da cemaatimizin bunu görerek ileride kitaplığımıza daha güzel kitaplar kazandırması, cemaati motive etmesi açısından bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca din görevlileri olarak elbette ki her şeyi Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan beklemek gibi bir lüksümüz olmamalıdır. Hepimizin yapabileceği bir şeyler vardır. Başta şahsım olmak üzere Ahşin din görevlileri ve din gönüllülerini bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığımızın başlattığı kampanyaya hasreten davet ediyorum. Onların her cami görevlisinin camiye bir kaynak eser kütüphaneye kazandırmalarını rica ediyorum. Sizleri ve bizleri yaratan Rabbimize hamdolsun ki bizi Kur'an ve sünnetle iştigal etme noktasında görevlendirdi. Rabbime bu noktada sonsuz şükürler ediyorum. İkra emri olan Kur'an'ı hiç olmazsa ayda bir aktarmak ve bir ay manasını, bir ayda Arapçasını okumak kaydıyla, Kur'an-ı Kerim'i hiç olmazsa iki ayda bir manasıyla beraber aktarmak, halka ulaştırmak, ilahi mesajları bu yönde halka duyurmak bizim vazifemiz. Ama bu konuda da bizim şahsım adına söylüyorum, arkadaşlarımda da bu eksikliği görüyorum. Bir an önce bu hantallıktan, tembellikten din görevlileri ve gönüllüleri olarak kurtulmamız ve ileriye dönük adımlar atmamız lazım. Bugünü yarına eşit olan aldanmıştır diyen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin düsturu gereği biz yerimizde saymamalıyız. Her günümüz bir önceki günden daha ileride ilim yönüyle donatılmış mücehhez birer insanlar olarak etrafımıza Kur'an ve sünnet ışığını yaymak yönünde gayret etmeliyiz diyor. Hepinize saygılar sunuyorum.